Evet değerli izleyenler, herkese merhabalar. Bugün Kaysiyat'tayız. Kısa adı Kaysiyat olan Kars Ardahan Iğdır İş İnsanları Derneği'ndeyiz. Ve Sayın İrfan Koç'la beraberiz. Kaysiyat Yönetim Kurulu Üyesi. Sayın Başkan merhabalar. Merhaba. Efendim sizi tanıyalım. Bugün bizi misafir ettiniz burada. Kahvaltı yaptık. Evet, Gönce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü kahvaltımız çok güzel. Yener Bey'e teşekkür ederiz. Bugünkü organizasyonu Karsiyat Başkanı Yener Bey organize etti. Biz de buradayız. Ben aslen Kars Sarıkamışlıyım. Aşağı yukarı 1995'ten beri Bursa'dayım. Ondan önce İstanbul, İstanbul'da Bursa. Uzun zaman hemşeri, dernek ve federasyonlarda görev alıyorum. Bunun yanı sıra tabii uzun bir zaman Bursa Spor yöneticiliğini yaptım. Aynı zamanda şampiyon olduğu dönem ikinci başkandım ben Bursa Spor'da. Ticaret Sanayi Odası'nda kendi sektörümle ilgili akaryakıt sektöründe uzun zaman komite başkanlığı görevim devam etti. Evet. Şimdi bu tür oluşumların muhakkak olması gerekiyor. Mesela Kars Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Karsiyat bize bir değer kattı hemşehriler olarak. Bu da olması gerekiyor. Bizim federasyonlarımız var, derneklerimiz var. İl bazında federasyonlarımız var. Çok dernekler var. Ama Kars Sanayici ve İş Adamları, iş insanları olarak da kurulmuş olan bir kuruluş. Çok da güzel oldu. Mekan çok güzel. Hem de iyi bir ses getirdi. Evet. İnşallah bunu ileriye dönük daha güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyoruz. Güzel bir oluşum oldu. Gerçekten güzel bir dernek. Hem tesis olarak da çok şahane. Burayı dizayn etmişsiniz. Harika bir oluşum olmuş. Bir de iş adamlarını bir araya toplamışsınız. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bundan sonra tabii hedefleriniz var. Tabii. Sizin hedefleriniz var. Derneğin hedefleri var. Bursa'da sanayici iş adamları konumları nedir? Bu konuda biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii bu oluşum ilk defa oluyor Bursa'da. Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği olarak. Hemşehriler buna ilgi gösteriyor. Güzel bir oluşum oldu. Tabii bu Bursa kozmopolit bir şehir. Çok göç almış bir şehir. Bizde nüfus olarak yoğunluklu 3 ilin nüfusu olarak yoğun bir nüfusumuz var. İş insanlarımız da iyidir. Yani Bursa'da baktığın zaman sanayicilerimiz var, iş insanları var. Evet. Bunu tabii ilk başta belki insanlar biraz yadırgadılar. Ya işte burada iş adamları falan çok bir araya gelmez. Tam tersi bize çok değer katıyor. Yani alıp bir araya geliyoruz. Bugünkü örneği kahvaltıda bir araya geldik. Bir arada bunu Bursa'da yanı sıra memleket meseleleri de konuşuyoruz. Kesinlikle. Memleketlerle ilgili ne yapacağız, ne yatırımlar olacak. Onlar hepsi burada konuşuluyor olduğu bir yerdir. Evet. Şimdi yıllardan sonra Kaysiyat kuruldu. Siyat olmanın bir avantajı var. İş insanları için avantajı var. Hem de böyle hani Kars, Ardahan, Iğdır iş adamlarının ilk defa böyle bir derneği olmuş. İnşallah güzel yerlere gelecek. Yok olur inşallah. Evet. Biz de inanıyoruz. Hem güzel bir yerde, derneğiniz de güzel bir yerde. Şimdi bugün kahvaltı yaptık. Herhalde birkaç gün sonra da kaz yemeği yiyeceğiz. Yok, kesinlikle kaz yemeklerimiz oluyor. Evet. Kış olarak evet epey bir kaz yemeğimiz oluyor. Ben kendi şahsımda aşağı yukarı 40 gün her hafta bir kaz yemeğim oluştu. Evet. İş yerimde verdim bunu. Evet. Bu yani şöyle bir gelenek haline geldi. Bursa'daki iş insanları Aralık ayından sonra ocağa geldi mi kazı ne zaman yeriz diye bir talep gelir. Herkes takvimine yazmış Aynen. Evet. Bu sene uzun bir kaz şeyimiz oldu, programımız oldu. Sayın Başkan, şimdi tabii Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a gidiyorsunuzdur. Gezmeye gidiyorsunuzdur. Yani sonuçta sıla özlenir. Bu yıl böyle bir organizasyon düşünüyor musunuz? Böyle iş adamı olarak Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'ı ziyaret etmeyi. Çok da faydalı oluyor. Sanırım işte 2-3 hafta oldu. Sarıkamış platformu, Sarıkamış'ta 150 kişilik bir organizasyon vardı. Ona ben de katıldım. Evet. Sarıkamış'ta çok verimli geçti 4-5 gün. Orada memleket meselelerini daha yoğunluklu konuşabiliyoruz. Tabii biz bunu şimdi Bursa olarak da, Karsiyat olarak da böyle bir program yapmayı düşünüyoruz. Evet. Ben Kars'ta Türkiye'nin en genç seçilmiş Ticaret Sanayi Odası Başkanı seçildi Türkiye'de. Evet. Ertuğrul Naif Beyoğlu. Evet. Ben Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı'na bunu anlattım. Dedim ki Türkiye'de en genç Ticaret ve Sanayi Odası Kars'ta seçildi. Evet. Şimdi öyle bir program da düşünüyoruz. Bursa Ticaret Sanayi Odası, Kars Ticaret Sanayi Odası birlikte bir yemek. İşte bir de önümüzde bir federasyonun genel kurulu var. Evet. Ben orada aday oldum. Dolayısıyla o kongreden sonra o federasyon genel kurulundan sonra işte bir de orada bir unvanımız olduğu takdirde hem ticaret sanayi odaları hem Kars Siyati hem Kars'taki ticaret sanayi odaları böyle bir organizasyon düşünüyoruz.
Evet Sayın Başkan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kısa bir röportaj oldu ama inşallah nasıl, uzun inşallah. Zamanda uzun röportajlar, uzun gezilerde inşallah sizinle muhabbet sohbet etme fırsatımız çok olur. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Ben adım Şefik Kaya. 1959 Sarıkamış doğumluyum. 1983-88 arası işte Bursa'ya yerleştim. Ondan beri Bursa'da çalışıyorum. 30 yıllık devlet memurluğu deneyiminden sonra emekli oldum. Şu anda iki şirketim var. Evet. Otomotiv şirketi ve inşaat şirketimiz var. Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesiyim. Kendim siyaseti yapıyorum. Evet. Bizim şimdi Bursa'daki hemşehrilerimizin içerisinde bir eksiklik olarak gördüğümüz bir konuyu gündeme getirdik arkadaşlarla. 2 yıl falan beraber çalıştık. Birçok arkadaşla bayağı bir yol yürüdük, bayağı bir zahmet çektik. En sonunda karar kıldık bir Kars, Ardahan, Iğdırlı iş adamlarını bir araya getirip ve dolayısıyla hemşehrilerimizin birlikteliğini sağlaması için bir toplanmaya vesile olsun diye böyle bir kuruluş gerçekleştirdik. Şimdi hemşehrilerimiz arasında birlikteliği oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayicilerimizi, iş adamlarımızı işte beraber iş yapmaya, beraber yürümeye, beraber dayanışma içerisinde girmeye, ihtiyacı olana yardımcı olmaya, işte burs vermeye, birlikte iş yapmaya, tevessül edip yani çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Yönetimimiz sinerjisi çok yüksek, enerjisi çok yüksek arkadaşlar. Bundan dolayı yani Bursa'da zannediyorum ilerisine daha da büyük ses getirecektir. Bu bir örnek olacak bize. İnşallah hemşehrilerimiz arasında birlikleri sağlayacağız. İnşallah. Ve bu hem siyasette hem bürokraside hem ekonomide söz sahibi olmak istiyoruz. Siz siyaset yapıyorsunuz şu anda Bursa'da. Aktif siyasetçiyim. Siyasete mesela iş adamları, sanayici iş adamları derneğinin bir etkisi oluyor mu? Şimdi siyaset biliyorsunuz ki insanlara yön veren, insanları yönlendiren, insanların programlanmasını yapan bir kurum yani. Sonuçta Türkiye'nin gerçeği bu. Evet. Siyasete girmek için de önce sivil toplum örgütlerinden gelmek lazım. Evet, derneklere yani tabii. Derneklerden, siyatlardan olsun buradan gelmek lazım. Çünkü toplumla haşır neşir olmak ilk basamak orada başlıyor kesinlikle. Yani. Birçok siyasetçiye baktığınız zaman kesinlikle sivil toplum örgütlerinden gelmiştir yani ve başarılı oluyor mu? Oluyor tabii ki yani. Evet. Neden? Çünkü insanları tanıması için, insanları görmesi için, birlikte oturması, hasbihal etmesi, yemesi, içmesi, dertlenmesi hep siyatlarla başlıyor. Evet, kesinlikle. Veya sivil toplum örgütleriyle. Dolayısıyla yani siyasetle siyatlar, dernekler hep birliktedir. Evet. Ayrışmaz bunlar yani. Ayrışmaz, evet. Ayrışmaz bir toplumdur. Şefik Kaya biz tanıyoruz. Evet. İzleyenlere tanıması için Şefik Kaya'yı birkaç kelimeyle anlatır mısınız? Karşıdan gören beni çok böyle sert yapmışlaştı, çok şey görür beni ama fakat içimde şey vardır yani böyle pınarlar coşuyor yani tabiri caizse duygusalım kopuyor. Ben, duygusalım. Evet. Milliyetçiyim ben. Evet. Milliyetçiyim, ben insanımızı seviyorum. Evet. Memleketimi seviyorum. Yalnız yani bunun ezikliğini her zaman duydum ben yani. Şimdi ben yoktan gelmiş biriyim yani. Adadan bebeden bulmuş değiliz. Çalışarak, tırnaklarımızı kazıyarak, mücadele ederek geldik buraya yani. Çocuklarımız mesela onlara da örnek gösteriyoruz. Yani hiçbir zaman için ben ileriye bakmıyorum. Geriye bakıyorum. Nereden geldim? Neredeyim? Bunun değerlendirmesini yapayım. İlerisi bizim için açık değil. Ama arkada gördüğümüz örnekler bizi ileriye taşıyacaktır yani. Sonuçta yani çocuklarımıza da biz bu örneği verirsek başarılı olmaması için hiçbir neden yok yani. Önce nereden geldiğini bileceksin. Nereye gideceğini, hedefini kestireceksin, ona göre başarılı olacaksın yani kesinlikle. Aslında Sayın Başkan şöyle bu sorunun arkasında şöyle bir sonuç çıkarabiliriz de. Memleketi özlüyor musunuz? Tabii ki. Bunu da sorayım yani. Tabii memleketi ki. Ben özlüyor musunuz? Daha 2 hafta oldu geleli. 2 hafta arayla üst üste Sarıkamış'a gittim geldim. Yani. Evet, çok güzel. Sarıkamış'a gittim. Sarıkamış Türkiye'nin göz bebeği. Evet. Yani Türkiye'de birinci sırada, dünyada da üçüncü, dördüncü sırada kayak pistlerine sahip. Alplerdeki kar kalitesinden daha fazla kaliteli bir karımız var. Ben kendim kaydım yani hakikaten çok mutlu hissediyorum kendimi. Sarıkamış'a gittiğim zaman, Kars'a gittiğim zaman Kars'taki tarihimiz hiçbir zaman ön plana çıkmadı. Bizim bir anı var. Anı da yani Hollywood filmlerinin çekilebileceği bir yer yani. Evet, hakikaten çok muhteşem bir yer. Kesinlikle. Restore edilmesi lazım. Bir Sarıkamış'ta Katerine Köşkü var. Yıllardır atıl durdu orada. Bir turizme kazandırılamadı. Evet. Sarıkamış şehitleri ona keza bütün Türkiye'nin, ben şöyle söylüyorum Sarıkamış, neresinde ekledim? Sarıkamışlıyım diyorum. Sarıkamış. Neden Sarıkamış diyorum? Sarıkamış 82 vilayetin ilçesidir Sarıkamış. Neden? Evet, çünkü her yerden şehit var orada yani. Evet. Herkesi ilgilendiriyor.
Kars da öyle, Manakaz da öyle. Evet, medeniyetin başladığı yerdir Kars yani. O zaman sizlere çok iş düşüyor. Siyatlara çok iş düşüyor. Tabii ki. Kars'ın tanıtımı, Sarıkamış'ın tanıtımı için. Tabii ki. Adımlar atacaksınız. Çalışıyoruz. Evet. Bizim şimdi bir eksikliğimiz de şu. Buradan, Bursa'dan Kars'a en azından haftada iki kere karşılıklı uçak seferleri yaptırmamız lazım. Evet. Burada çok hemşehrimiz var. Yani buradan İstanbul'a taşınıyor. İstanbul'dan tekrar oraya git, tekrar gel İstanbul'a. Evet. İstanbul'a buraya gel, sıkıntı yaşıyor. Evet. En azından bu sivil toplum örgütleri, hemşehri, dernekleri bir araya gelip bu konuyla ilgili işte gerekli yerlerle Ulaştırma Bakanlığı falan görüşülüp bu konuyu gündeme getirmemiz lazım. Siz de bu konuda bize yardımcı olursanız İnşallah, tabii memnun ki, oluruz. Tabii ki. Biz de bir Karslı olarak üzerine düşeni yapmamız gerekiyor. Tabii. Yapacağız da. Şimdi Sayın Başkan, tabii ki kahvaltıda buluştuk. Evet. Güzel bir mekan. Mekan çok önemli. Gerçekten mekan çok önemli. Evet abi. Ben yıllardan sonra böyle bir mekanı görünce çok mutlu oldum. Sizleri tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Herkesi bekliyoruz. Kaysiyat set başında Namazgah Caddesi'nde Şabaniye Dergahı'nda ikamet ediyoruz. Evet. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Herkese açıyoruz. Herkese açıyoruz. Burada bizim yöresel lezzetlerimiz var. Hemşehrilerimiz var. Dostluklarımız var. Arkadaşlarımız var. Herkes gelsin. Kapımız herkese açıktı burada. Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. İş insanı Selahattin Kicir'le beraberiz. Efendim sizi tanıyalım, buyurun. Ben Selahattin Kicir. Kars Arpaçay İncedere Köyü'nden lokanta işiyle uğraşıyorum. Evet. Vişne Caddesi'nde Sultan Şark Döner işletmesinin sahibiyim. Kasiyet üyesiyim. Bugün burada bir toplantımız oldu kahvaltıyla ilgili. Evet. Güzel yöresel kahvaltılarımızı yaptık. Gayet güzeldi. Çok memnun kaldık. İşte bunların devamlı tekrarlanmasını bekleriz inşallah. Şimdi Selahattin Bey, Kaysiyat üyesisiniz. Evet. Şimdi Kars Sanayici, Kars Ardahan Iğdır Sanayici İş Adamları bir araya gelmişsiniz. Güzel bir mekan, güzel bir mekanda buluşmuşsunuz. Evet. Tabii mekanlar çok önemli. Tabii ki çok önemli. Bugün de bir kahvaltıda buluştuk. Bizi ağırladınız. Teşekkür ederiz öncelikle. Şimdi siyat olmanın avantajlarını yaşıyor musunuz şu anda? Evet. Neler değişti mesela hayatınızda? Tabii ki neler değişti. Şimdi toplum olarak, hemşehriler olarak genel kültürümüzü yaşama açısından işimizin birbirimizi bir toplantıda oturuyoruz, konuşuyoruz ama birbirimizi tanımıyoruz. Kimin ne iş yaptığını bilmiyoruz. Bu tür etkinliklerle bir toplantıdan sonra çıktığım zaman Ali Bey, Veli Bey diye bir tokalaşabiliyorum. Evet, kesinlikle. Ne iş yaptığını biliyorum. Mesela ben sizi tanımıyordum mesela, siz de beni tanıyın. Belki görmüştük evet. Ama bugün mesela tanışma fırsatımız oldu. Siyat sayesinde. Evet, tabii yani ki. Yani kasiyat sayesinde gerçekten bir çatı altında olmak böyle bir şey olsa gerek. Herkes tabii ki birbirini tanıyor. Tabii ki. Evet. İşte bu yüzden çok güzel şeyler olur. Daha ilerisinde daha güzel şeyler olacağına İnşallah. İnanıyorum. Kimin ne iş yaptığını, bir cenazede, işte ne bileyim bir düğünde, bir arkadaşımızın icra durumu olur, bir şey olur, bütün şeylerde. İyi günde, kötü günde diyorsunuz. Tabii ki hep daha güzel olacağına inanıyorum bunların. Evet, şimdi Selahattin Bey, siz döneri iyi yapıyormuşsunuz, öyle duyduk. Öyle doğrudur, mi? İyi duymuşsunuz. O zaman döneri ne zaman yiyoruz? İstediğiniz zaman. İstediğimiz zaman. İstediğiniz zaman. O zaman evet, değerli izleyenler, siz de yemek isterseniz Vişne Caddesi'nde Sultan Döner. Vişne Caddesi'nde Sultan Şark Döner. Sultan Şark Döner'e gidiyoruz. Kasiyat'ın selamını söylüyorsunuz. Evet. İndirim de yapıyorsunuz. Herkese iyi günler diliyorum. İnşallah bundan sonra sık sık bu tür toplantılar olacak. Daha güzel değerlendirmeler yapacağız. İnşallah daha dışarıya daha güzel açılacağız. Her şey daha güzel olur. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Rica ederim efendim. Biz size teşekkür ediyoruz. Ferhat Bozkurt. Ben Kars Selimliyim. Evet. Bursa'da gümrük müşavirliği yapıyorum. Kayısiyat'ın kurucu üyelerinden aynı zamanda da başkan vekilliğini yürütüyorum. Kayısiyat'ta birlikte verdiğimiz bu kahvaltıda birliğimizi, beraberliğimizi, güç birliğimizi daha öne çıkartmak, daha sıcak bir ortam oluşturmaktı niyetimiz. Evet. Umarım başarmışızdır. Şimdi Ferhat Bey, biz biraz önce kahvaltı yaptık. Harika bir kahvaltıydı. Güzel bir mekan, ederiz. Ulaşılabilir bir mekan. Burayı seçerken neyi gözettiniz? Gerçekten çok stratejik bir nokta. Tebrik ederim yani. Teşekkür ederiz. Burayı seçmemizdeki ana nedenlerden biri Bursa'da her şeyin bir arada olabileceği bir mekan istedik biz. Evet. Ondan dolayı burada toplantı salonları, kültür evi, müzemiz aynı zamanda tamamlanması, yakın zamanda tamamlanacak olan konferans salonumuzla birlikte evet. Tüm derneklerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği komple bir tesis olarak düşündük. Evet. Ve bunun için de elimizden gelen çabayı gösterip çok kısa bir zamanda bu kadar
şeyi başarmış olmanın verdiği gururu yaşıyoruz. Ne mutlu size. Teşekkürler. Ben tebrik ederim. Bir Karslı olarak gerçekten gururlandım. Sizinle gurur duydum. Teşekkür ederim. Gurur duymada devam edeceğim. Çünkü böyle bir tesisi bu hayata geçirmek gerçekten zor. Çok zor. Ama gerçekten elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Varınızı, yoğunuzu dökmüşsünüz buraya. Yani çok emek verdik. Evet, evet. Bu şeyler bittikten sonra da hedeflerimiz arasında Kayısiyat'ın Bursa'da yapılmayanları yapmaya başlaması. Evet. Sadece sözde bir siyat değil, adım atan, icraata geçiren bir siyat olmasını hedefliyoruz. İnşallah. Allah izin verirse de bunu başaracağız. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Konuşacak çok şey var. İlerleyen zamanlarda inşallah sizinle sohbet, muhabbet edeceğiz. Tekrar bekleriz. İnşallah. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sayın Tuncer Polat'la beraberiz. Sayın Polat, merhabalar. Merhabalar. Bugün burada kahvaltı yaptık. Çok güzel bir mekan. Sizi tanıyalım öncelikle. Ben Tuncer Polat, Ağcanlar Yapı'nın sahibiyim. Evet. Kayseri'de üyeyim. İnşaat sektörüyle uğraşıyoruz. Evet. Kahvaltımız vardı, Kayseri'nin kahvaltısı vardı. Evet. Gelen iş arkadaşlarımızla bugün ortam sağladık. Evet. Çok memnun kaldık. Tanımadığımız arkadaşlarla bugün tanıştık tekrar. Evet, evet. Yani iyi geçti, gayet çok güzel geçti. Biz beğendik, kahvaltı harikaydı. Evet, aynen. Kendimi Kars'ta hissettim. Ardahan'da, Iğdır'da hissettim. Gerçekten tebrik ederim. Doğru. Gerçekten kahvaltımızdan Kars ürünleri vardı. Evet. Başkanımıza, yönetimine teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Kayısiyat üyesi Sayın Erol Adar'la beraberiz. Erol Bey merhabalar. Merhaba, merhaba, memnun oldum. Bugün burada bizi ağırladınız. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım efendim. Biz teşekkür ederiz öncelikle. Geldiğiniz için biz de teşekkür ediyoruz. Kahvaltımızı inşallah beğenmiştiniz. Kendi yöremize ait bütün her şeyimizi sunmaya çalıştık. Evet. Başkanımıza ve ayrıyetinde yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonda bizi buluşturdukları için. Evet. Şimdi ben Erol Adar ismim. Iğdırlıyım. Yaklaşık olarak 33 yıldır Bursa'dayız. Evet. Biz de esnafız şu an için. Adar Yapı'nın Adar Mobilyacı olarak çalışıyorum. Mobilya ve nalbur dükkanım var. Evet. Dik kaldırımdayız 33 yıldır. Tüm toplum olarak Karslı, Iğdırlı, Ardahanlı hemşehrilerimiz olarak Bursa'ya katkıda bulunmaktan da onur duyuyoruz. Ben Kenan Aykalkan, 1969 Kars doğumluyum. Evet. 4 çocuk babasıyım. İnşaat sektöründe iştigal ediyorum. Ayrıca gıda sektöründe de Bursa'da bir yatırım yaptık. İkinci firmamız Biret döner olarak, Biret kuzu döner. Evet. Araba yatağında bir işletme açtık. Evet. Güzel bir mekan efendim. Biliyoruz evet, biz de. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi Kenan Bey, güzel bir oluşum gördük burada. Evet. Kahvaltı da yaptık beraber. Evet. Yöresel Kars kahvaltısı. Evet. Kendimi Kars'ta hissettim. Karslı gibi konuştum. Gerçekten öyle. Evet. Karslı gibi yedim. Gerçekten güzeldi. Sizleri evet. Tebrik ederim. Şimdi güzel bir mekan. Bu mekanı da tabii doldurmak lazım. Sizin gibi güzel iş insanlarıyla doldurmak lazım. Evet. Faaliyetleriniz olacak. Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Tabii mutlaka faaliyetlerimiz olacak. Evet. Burada insanlarımızın ekonomik anlamda daha belli bir yerlere gelmesi için üyelerimizle istişare halinde olacağız. Çalışma yapacaksınız. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Derneklerle, federasyonla işbirliği içinde olmamız lazım. Zaten bütün Karslılar, Ardahan, Iğdırlılar tanıyor. Ama Bursalılara da tabii ki sizlere tanıtmak lazım. Evet. Çok şahane döner yapıyorsunuz mesela. Evet. Sanırım bir ilki başaracağız. Bir kaliteyi oturtacağız. İnşallah. Bu konuda iddialıyız. Evet. Yani hakiki yaprak döner yapıyoruz. Evet. Kuzu etinden. Evet. Dana but etinden. Tabii kuzu eti komple kuzu etinden yaparsan ağır olur. Evet. Herkesi de bir et dönere bekliyoruz. Tabii bütün hemşehrileri. Reklamlarda yaptık abi. Bütün Karslıları, Iğdırlıları, Ardahanlıları. Bütün Bursalıları. Bütün Bursalıları. Evet. Herkesi ben bir et dönere bekliyorum. Bir et döner. Evet. Teşekkürler. İsmim Yasir Yakup Ertem. 1988 Kars doğumluyum. Öğrenimin bir kısmını Kars'ta, kalan kısmını Bursa'da yaptım. Evet. Üniversite olarak da Samsun 19 Mayıs Üniversitesi harita mühendisi mezunuyum. Evet. 2013 yılından beri özel sektörde kent ofisimin başındayım. Oh, çok güzel. Allah şimdi Yasir Bey, güzel bir mekan yapmışsınız. Allah razı olsun başkanımızın özellikle. Bir çatı altında toplanmışsınız. Gerçekten tebrik ederim. Hem gençsin, Kayısiyat'ın en genç üyesi sizsiniz herhalde. Muhtemelen. Muhtemelen sizsiniz. Şimdi nasıl bir duygu? Kayısiyat'ta olmak. Öncelikle şunu izah etmek istiyorum. Karslılar olarak ya da Kayısiyat olarak, Kars, Iğdır, evet. Ardahanlılar olarak bunun bir hep eksikliğini hissettik. Evet. Yani şöyle eksikliğini hissettik. Sürekli dernekler kuruluyor. Evet.
şeyler kuruluyor ama bir ilerleme kaydedilmiyor. Bir araya girilmiyor. Yani girilse dahi işte geldik kahvaltı yaptık geri gidelim ama bir şeyler yapabilen, ortaya bir şeyler koyabilen bir organizasyon eksikliği her zaman vardı. Bir İş insanları bir araya gelemiyordu. Gelemiyordu. Evet. Hani her yerde şimdi toplantılarda bir araya geldiğim zaman her yerden insanımız varmış bizim. Evet. Hani Kars belki Türkiye'nin en doğusunda ama gelişmişlik olarak da insan kendini yetiştirmiş olarak insan sayısı da çok fazla. Evet. İymiş yani. Biz burada bunu gördük. Şimdi böyle olduğu zaman da en azından bir faydam olacaksa muhakkak her insana faydam olsun ama kendi insanın birazcık daha çünkü kendi toprağımdan, kendi kültüründen evet. bunu birazcık ön planda çıkarmak, biraz daha cilalamak diyeyim. Evet. Benim tercihim. Buna vesile olduğu için çok mutluyum. Evet. Şöyle diyelim, önce Can sonra Canan. Öyle. Evet. Şimdi Yaser Bey, hedefleriniz tabii ki vardır. Kayısiyet olarak projeleriniz vardır, sizin sunacaklarınız da vardır. İlerleyen zamanlarda bunları konuşacağız. İnşallah. Bugün kahvaltı yaptık. Kahvaltıyla ilgili birkaç sizden sözcük alalım. Allah razı olsun öncelikle buna vesile olanlardan, Yener Başkanımızdan sağ olsun o böyle bir organizasyonu tertip etti. Kayısiyet kurulduktan sonra bu tür organizasyonlar üyeler arasında şimdi bir insanla yol alabilmek için önce onu tanımak gerekiyor. Birlikte bir şeyler başarabilmek için, birbirimizi tanıyabilmemiz için, evet. potansiyelimizi görebilmemiz için, kayısiyet olarak bir hedefe doğru ilerleyebilmemiz için bu tür kavgalıkların, bu tür organizasyonların çok büyük önemi evet, var. Evet. Bu da onlardan bir tanesi. Evet. İnşallah devamı da gelir. Sizi tanıyalım efendim. Özkan Aygün, Kars Sarıkamışlıyım. Kayısiyet yönetiminde görev almaktayım. Burada değerli basına ve sizlere kahvaltı düzenledik, kahvaltı verdik. Güzel bir kahvaltı verdiniz. Biz de kahvaltıdaydık, beraberdik. Sohbet, muhabbet ettik evet. ama güzel bir mekan. Öncelikle kutlarım sizi. Güzel bir mekan seçmişsiniz. Evet. Artık bu mekan sizin. Bu mekan bu mekanı bizim doldurmak var. Gerekiyor. Aynen. İş insanlarıyla doldurmak gerekiyor. Evet. Karslılarla, Ardahanlılarla, Iğdırlılarla, Bursalılarla, Türkiye ile doldurmak gerekiyor. Aynen. Duygularınızı alalım efendim. Buyurun. Burası Kars, Ardahan, Iğdır insanların bir evi yani. Burası Kayseri çatısı altında. Onların kendi evleri. Tabii Bursalıların da öyle. Tabii. Burada kahvaltı ve kaz yemeğimiz. Bunun yanı sıra yöresel ürünlerimiz, mantı evet. ve kahvaltılarımız var. Evet. Burada Bursalıları ve değerli hemşerilerimizi bekleriz Bursa'ya. Evet. Kayseri'nin kültür evine. Çok şahane bir yer. Evet. Güzel bir yer. Bütün Bursalıları da bekliyoruz. Aynen. Şimdi siz yönetim kurulundasınız. Evet. Ne işle meşgulsünüz? Ben akaryakıt sektöründe faaliyet göstermekteyim. Evet. Benzinliğim var. Aygünler Akaryakıt evet. olarak şirketimiz var. Aizen Grup ve Soner Aygün Nakliyat firmamız var. 3 firma evet. var. Evet. Bunların yönetim kurulu başkanıyım. Bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Sayın Aygün şimdi tabii Kayseri'nin bünyesinde birçok iş insanı var. Tabii projeleriniz olacak. Kars'a, Iğdır'a, Ardahan'a gideceğiz. Evet. Öyle düşünüyorsunuz. Projeleriniz var. Projelerde, projeler gerçekleştireceksiniz. Heyecanınız var. Ben öyle görüyorum. Evet, heyecanlısınız. Ne yapacağız? Şimdi Kayseri'de öncelikle bir yurt dışı programımız var. Evet. İş adamları olarak. Evet. Yurt dışına bir projemiz var daha doğrusu. Evet. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Zannedersem bir aya kadar bu projelerimizi açıklayacağız. Evet. Öncelikle yurt dışı evet. olarak bir projemiz var. Ondan sonra bir memleket ziyaretimiz var bir de. Evet. Kars'a evet. bir turumuz var. Evet. Onunla ilgili bir çalışmalarımız var. İnşallah güzel olacak. İnşallah. İnşallah. Sizlere başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde, zamanlarda sizi ziyarete geleceğiz. İnşallah. Bekleriz. Burası da sizlerin evi. Evet. Tabii ki bekleriz. Biz de Kars'tayız. Aynen. Burası da bizim evimiz. Evet. Evet. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyenler. Kayseri Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Erdal Eroğlu ile beraberiz. Sayın Eroğlu, merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz hoş önce. Bulduk. Teşekkür ederim. Kayseri'nin sizin vesilenizle tanıtımına katkı yapıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz hem Kars, Ardahan, Iğdır ve Ardahanlı hemşerilerimiz adına da ayrıca teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz efendim. Efendim biraz sizi tanıyalım. Sizi tanıyorlar, herkes tanıyor da. Şöyle ekran başında bizleri izleyenlere de sizi tanıtalım efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Benim, bu arada çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Yüreğinizin, gönlünüzün, gözlerinizin güzelliğinden kaynaklanıyor güzel kardeşim. Adım Erdal Eroğlu, aslen Iğdırlıyım. Ziraat mühendisiyim. Evet. Bir kamu kurumunda çalışıyorum. 30 yıla yakındır Bursa'dayız. Evet. Bursa'yı artık kendimize yurt edinmişiz. Evet. Her ne kadar Iğdır'da doğduysak, Bursa bizim ekmek yediğimiz, aşımızı kazandığımız yer. Evet. Onun için önemli bir değer. Bursa gerçekten hem Türkiye'nin hem de bölgemizin en şirin, en güzel,
en bereketli yerlerinden bir tanesi. Evet. Burada olmaktan da onur duyuyorum. Bu çatı altında Kars, Ardahan, Iğdır Sanayici İş Adamları Derneği'nde olmaktan da ayrıca onur ve gurur duyuyorum. Hemşerilerimizle birlikte olmak, çorbada bizim de tuzumuz olsun adına burada olmaktan onur duyuyorum. Şu andaki başkan ve yönetim kurulu bu müştemilatın temin edilmesi adına olağanüstü gayret gösterdiler. Gerçekten çok kompleks bir bina. Evet. Hiçbir, ben inanıyorum ki derneğe belki birkaç istisna olabilir. Gene çok genelleme yapmayayım. Ama böyle bir mekanı elde edebilen kurum sayısının az olduğuna inanıyorum. Evet, tabii burada da gerçekten gerek Yener Bulut Başkanım, gerek yönetimdeki arkadaşlar ve yönetim dışında üye arkadaşların yapmış olduğu katkılarla böyle güzel bir mekanı daha kullanılabilir, daha aksiyoner hale getirmek için de her türlü gayreti gösteriyor. Çok güzel bir açılış yaptık. Yönetim olarak arkadaşlarımızın çok güzel projeleriyle hem Bursa'ya hem de hemşerilerimize önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Azerbaycanlı şair Bahtiyar Vahapzade'nin İnan şiiriyle bitirmiş olayım. Tabii, buyurun, söyle derseniz. Tabii ki. İnan, güneşe inan. Ne kadar kararsa da sönmez asla hiç zaman. Doğru deyip atalar. Her karanlık gecenin ışıklı gündüzü var. İnan, torpağa inan. Emeğe kıymet verir, hak yetirmez hiç zaman. Parlak elmasa döner, uğrunda dökülen ter. Berkiyer polat olar, uğrunda dökülen kan. İyinin mezarında elvan, gül, çiçek açar. Kötünün mezarında boz kangal, kara diken. İnan, insana inan. Ne kadar zora düşse, sönmez kalbinde vicdan. Doğruyu diyen dili, düzü gören gözü var. İnan, eline inan. Ne kadar zora düşse, sönmez kalbinde vicdan. Can diyene can deyip her daim, kan diyene kan. Ne çoktu yeryüzünde, mert eller, şirin diller. Her eli sev, her dili öğren becersen eğer. Ancak doğma elini, aziz ana dilini yadırgama hiç zaman demiş şair. Rahmetle anıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Elinize dilinize sağlık. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, bugün Kaysiyat'tayız. Kaysiyat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yener Bulut'la beraberiz. Sayın Başkan merhabalar. Merhaba. Bugün burada bizi ağırladınız, kahvaltı yaptık. Efendim gerçekten sizi tebrik ederim. Harika bir mekan. Çok teşekkür ederim. Güzel bir dernek. Tanıyalım efendim, buyurun. Derneğinizi de tanıtın, siz kendinizi de tanıtın. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Emeğinize sağlık. Uzun aradan sonra üyelerimizi bir kahvaltı toplantısıyla ağırladık. Amacımız burada derneğin bundan sonraki faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler, programlarımızı açıkladık. Buradaki amacımız üyeleri kaynaştırmak, üyeleri bir arada tutmak. Onlarla birlikte yapacağımız bundan sonraki programları istişare etmek için bir araya geldik. Arkadaşları katılımıyla çok güzel bir program oldu. Bundan sonra Kaysiyat çatısı altında iş adamlarımızın, yeni üyelerin katılımı olacak. Bununla ilgili görüşlerimizi dile getirdik. Ayrıca yeni bir yola girdik. Yani yeni bir program açıkladık. Bu programımızla Kaysiyat üyelerinin tamamının sosyal medyada ve Bursa'da, Türkiye çapında tanıtmak, meslek kollarını tanıtmak, meslek gruplarını, bilinirliğini artırmak, yani daha fazla kimin ne iş yaptığı, hangi arkadaş hangi alanda, evet, hangi sektörde, sektörel anlamda bunları bir araya getirmek, bu üyelerimize katkıda bulunmak, evet, için bir programa girdik. Yani böyle bir, evet, çekim programına girdik. Şimdi şöyle, biz programlar yapacağız. Sizinle de ilk programımızı yapmıştık zaten. Tabii ki Siyat olmanın avantajlarını yaşayacaklar. Üyeleriniz Siyat olmanın avantajlarını yaşayacaklar. Bunu öyle görüyoruz. Size de güveniyorlar. Bir ilki başardınız. Bursa'da bir ilki başardınız. Siyat oldunuz. Yani Sanayici İş İnsanları Derneği'ni kurdunuz. Bu bir ilk yani. Tabii ki zorluklar olacaktır Sayın Başkan. Zorlukları artık aştınız. Güzel bir mekan,
tertip etmişsiniz. Önemli bir yerde, merkezi bir yerde. Hem herkesin ulaşabileceği bir yerde. Tabii ki Siyat olmanın avantajlarını üyeleriniz yaşayacak. Bugün gördük zaten. İnsanlar çok mutlular. Biz kahvaltıda buluştuk. Kahvaltılar harika. Kars, Ardahan, Iğdır'a özgü kahvaltı. Yöremiz, yöresel yemeklerimize. Evet. Başkan böyle kahvaltılar verirsen biz kilo alacağız. Yalnız. İnşallah. Devamı gelecek. Devamı gelecek yani. Ama tabii ki yerimiz büyük. Spor da yapabiliriz yani. Tabii ki. Evet. Alanımız geniş. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Böyle bir mekan herkese nasip olmaz. Bize evet. Nasip oldu. Koskoca bir tesis başkan. Tabii kocaman bir tesis. Tüm faaliyetlerimizi yapabiliyoruz. Dışarıya hiçbir şekilde bağlı kalmadan kendi toplantılarımızı, kendi kongrelerimizi, kendi yemek programlarımızı, gelen iş adamı arkadaşlar kendi misafirlerini getirip burada yöresel yemeklerimizi yedirebiliyorlar. Evet. İşte mesela bir kaz organizasyonu yapabiliyoruz. Evet. Anında işte sipariş üzerine arkadaşlar getirip de misafirler bu sayede de yani Kars'ımızın sadece ekonomik olarak değil de yanında kültürümüzü de götürerek kültürle birlikte götürmeye çalışıyoruz. Evet. İnşallah bunu da başaracağız. Zaten şu anda arkadaşların aynı bizim işi yapan dernek başkanlarının söyledikleri sizi kıskanıyoruz. Çok güzel bir mekanınız evet. Var. Çok güzel bir yeriniz var. Allah bize nasip etti. İnşallah bundan sonra da üyelerimizi güçlendirmek, Bursa'da var olmak, Bursa'da kendimizi kanıtlamak, Türkiye genelinde kendimizi kanıtlamak, ayrıca Kars'ımıza da yatırım yapmak için programlar hazırlıyoruz. Biz sizle sözünüz kesiyorum, kusura bakmayın. Projelere konuşacağız. Kars'la ilgili önemli projeleriniz var, önemli yatırımlar var. Evet. Önemli iş insanları Kars'a yatırım yapmışlar. Tabii ki. Onları geniş zamanda konuşacağız i̇nşallah, başkanım. İnşallah. Biraz da insanlar merak etsinler. Ben biliyorum, bilgim var, anlatmışsınız. Teşekkür ederim. Evet. Onu başka bir programda konuşalım. Sayın Başkan, şimdi bugün yaklaşık 40 kişi kahvaltıya katılmıştı. 40 kişi. 40 tane iş insanı. Birkaçıyla da röportaj yaptık. Herkes mutlu ve çok heyecanlı. Onu siz daha iyi görmüşsünüz. Ben gördüm. Çok heyecanlı. Evet. Heyecan varsa bereket vardır. Heyecan varsa gelecek vardır. Ben tabii öyle hissediyorum. Çünkü yaptığım her işte heyecanlanırım. Ben her yaptığım her röportajda heyecanlanırım. Röportaj yaptığım insandan daha çok heyecanlanırım. Başkanım sizde de bir heyecan var. Tabii ki. Heyecanınız hiç dinmesin inşallah. Çok teşekkür ederim. Hiç dinmesin yani. Zaten hep böyle heyecanlı olun. Heyecan olmadığı zaman insanın o hayatı noktalaması demektir evet. Bana göre. Çünkü evet. Heyecan ve hayal çok farklı bir şeyler. Evet. Yani bir şeyi hayal edemezseniz ve o hayalinizin arkasında da heyecanlanmadığınız takdirde bitmişsinizdir. Artık oradan ileri ötesi görünmez. Evet. Şimdi siz hayalinizin peşinde koşuyorsunuz. Evet. Ben öyle görüyorum. Şimdi dışarıda ben baktım böyle. Siz bakarken böyle gözleriniz içi gülüyor. Resimlere bakıyorsunuz. Heyecanlısınız. Yani gerçekten duygulandım. Yani Allah razı olsun. Bugüne kadar yapılmayanı siz yaptınız. O yönde de tebrik ederim. Tabii ki insanlar sizi eleştirecekler. Bazı konularda eleştirecekler. Eleştirilere açık olun. Çünkü başkan olmak, yönetim kurulu başkanı olmak çok önemli bir konu. Hele özellikle Siyatlar'da daha zor. Evet. Siyatlar'da daha zor. Evet. Çünkü Siyatlar'da bir beklenti var. Normal bir kültür derneği gibi değil. Evet. Siyatlar'da herkes bir şey bekler. Evet. Yani bir emek bekler, sizden bir başarı bekler. Onun için Siyatlar'ın durma şansı yok. Evet. Yani biz ticari olarak düşünürseniz çark döndüğü evet. Müddetçe sen de o çarkla birlikte dönmek zorundasın. Evet, aksi takdirde sizin, logomuzda da var zaten. Çark var zaten. Tabii. Çarkın dönmesi tabii, lazım. Çarkın dönmesi evet. Gerekiyor. O yüzden de işte bakarken logomuzu hayal ettim. Evet. Logoyu ilk tasarladığımız günü. Evet. Onun için de teşekkür eder. Hatırlatırız bana. Yani o çarkları döndürmemiz gerekiyor. Evet. O insanların yaptığımız şeylerde çok olumlu bir dönüşleri var. Yani insanlar gerçekten bir böyle bir ümide bir beklentiye girdiler. Evet. Yani beklentileri vardı, iyice arttı yani şu anda. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız yani. İnşallah. Başlangıcı böyle bir mekanla yapmanız tabii da ki. Gerçekten tabii çok ki. Önemli tabii olmuş. Ki. Baştan zor oldu. Evet. Tabii güzel işler, meşakkatli işler evet. Ama arkası inşallah daha dolu olacak, daha güzel yaşam olacak. Da öyledir. Sancılarla başlar, aynen. Güzelliklerle devam aynen. Eder. Aynen öyle. İnşallah bu dişler hiçbir zaman kırılmaz. İnşallah, inşallah. Ambleminizdeki o dişler devamlı sağlam kalır. İnşallah. Derneğinizde
Yani dünya var oldukça inşallah devam eder. Teşekkür ederim. Bu arada Toler Medya ile de yolumuza devam ediyoruz. İnşallah. İnşallah sizlerle beraber çok daha iyi günlerde, çok daha güzel programlarda, çok coşkulu programlarda i̇nşallah, beraber olacağız. Sizlerle yürümek de güzel. Sağ olun. Yapmış olduğunuz yayınları, hazırladığınız programlarda çok beğeni buldu. Bu arada telefonlarım ilk gün susmadı. Evet. Evet. En sonunda tabii arkadaşlardan çok güzel olumlu şeyler geldi. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür İnşallah birlikte yürümeye devam edeceğiz. Birlikte bu zorlukları aşacağız diyorum. İnşallah teşekkür ederiz.